Şimdiden söyleyeyim, bu hikaye bildiğiniz diğer tüm hikayelerden çok daha fazla trajik. Ben sizin için bu videoyu hazırlarken çok derin duygulara büründüm. Bu yoğun duyguları videonun her saniyesinde siz de hissedeceksiniz. Yani birazdan duyacaklarınıza ve izleyeceklerinize hazırlıklı olun. Videomuzun konuğu Junko Furuta. Henüz 17 yaşında, hayat dolu, çok tatlı bir Japon kızıydı. Ama hayatı çok güzel ilerlerken birkaç çocuk, onlara çocuk demek zor ama Junko'ya 44 gün boyunca resmen cehennemi yaşattılar. Junko'nun üzerinde daha önce duymadığınız işkence yöntemleri denediler. Bunu yaparken zevk aldılar, kahkaha attılar. Ona her gün defalarca tecavüz ettiler. Öyle ki sadece 44 günde 400'den fazla tecavüz. Junko'ya üzerinde her türlü şeyin yapılması serbest olan bir oyuncakmış gibi davrandılar. Ona 44 gün boyunca her gün ölümü yaşattılar. Öyle ki Junko tüm bunları yaşayacağına ölümü tercih etmek istedi. Onu esir tutan çocuklara "Beni öldürün" diye ağlayarak defalarca yalvardı. Junko'nun yaşadığı her şeyi tüm detaylarıyla anlatmak üzereyim. Tekrar söylüyorum, buna hazır mısınız? Başlayalım. Junko, ileride tüm yaşayacağı dehşetlerden habersiz, henüz 17 yaşında, sadece ailesini ve arkadaşlarını düşünen neşe dolu bir lise öğrencisiydi. Japonya'nın Saitama şehrinde yaşıyordu. Junko çok tatlı bir kızdı. Herkes tarafından seviliyordu. O ne yaşanırsa yaşansın hep hayat doluydu. Çevresine mutluluk yayıyordu. Hep gelecekte kendine kuracağı mutlu hayatını gözünde canlandırırdı. O geleceği için çok hevesliydi. Okulda da dersleri çok iyiydi. Öğretmenleri de onu çok seviyordu. Kısaca Junko güzelliği ve enerjisiyle herkes tarafından sevilen bir melek gibiydi. Ta ki Hiroshi ile tanışana kadar. Hiroshi Miyano, 18 yaşında bir yakuza. Yani Japonya'nın en büyük suç örgütünün bir üyesi. Junko ile aynı lisede okuyorlardı. Yani Junko okuyordu. Hiroshi ise okula sadece gelene geçene zorbalık yapmak, kendi oluşturduğu küçük çetesiyle etrafa korku salmak ve bu sayede otoritesini sağlamlaştırarak herkese gözdağı vermek için geliyordu. Okuldaki herkes Hiroshi'den korkuyordu. Junko da Hiroshi'nin ne kadar tehlikeli olabileceğinin farkındaydı. Bu yüzden ona çok yaklaşmamaya çalışıyordu. Ama çok da uzak durmuyordu çünkü Junko, Hiroshi'nin ondan korktuğunu anladığında başına bela olacağını biliyordu. Çünkü Hiroshi sadece kendinden korkanlarla uğraşıyordu. O zorba ve zalimdi. Hani az önce demiştim ya, okuldaki herkes Junko'yu seviyordu diye. İşte bu herkesin içinde maalesef Hiroshi de vardı. Hiroshi Junko'yu çekici buluyordu. Ondan hoşlanıyordu. Bir gün Junko'nun yanına gitti. Junko'ya ondan hoşlandığını ve sevgili olmak istediğini söyledi. Junko korkudan titreyerek Hiroshi'yi reddetti. Çünkü Junko o yaşamak istediği mutlu geleceğini bir yakuza ile yaşayamazdı. Hiroshi Junko'nun bu reddi üzerine aşırı öfkelendi. Junko kim oluyordu da her istediğini elde edebilen lider Hiroshi'nin isteğini geri çevirecekti? Hiroshi o an bu öfkesini sakladı ama birkaç gün içten içe Junko'ya kin duydu. İşin kötüsü bu kinle birlikte Junko'ya hala arzu da duyuyordu. Junko'yu istiyordu ve bunun için bir plan yaptı. Junko normalde hayatını geçindirebilmek ve biraz da para biriktirebilmek için okuldan sonra yarı zamanlı bir işte çalışıyordu. Evden okula, okuldan işe ulaşımını da bisikletiyle sağlıyordu. Junko o her şeyin başladığı gün, 25 Kasım günü, işinden çıkmış, her zamanki gibi bisikletiyle eve giderken o saatlerde pek insanın olmadığı bir sokağa girdi. İlerlerken yüzünü göremediği bir çocuk Junko'nun bisikletine tekme attı ve Junko'yu düşürdü. Bunu yapan çocuk hemen oradan kaçtı ama biri Junko'nun yardımı koştu. Sözde yardımına. İşte o kişi Hiroshi'ydi. Bu da Hiroshi'nin bir planıydı. Hiroshi telaşla Junko'nun yanına koştu. Yardım bahanesiyle Junko'yu evine götürmeyi teklif etti. Junko ilk başlarda bunu kabul etmedi. Ama Hiroshi kendisinin bir yakuza üyesi olduğunu, emirlerine itaat etmezse başına çok kötü şeylerin geleceğini söyleyerek Junko'yu tehdit etti. Junko'nun hiç seçeneği yoktu. Hiroshi Junko'yu ıssız eski bir depoya götürdü ve ona orada tecavüz etti. Bu henüz 17 yaşındaki Junko'nun yaşadığı ilk dehşetti. Birazdan duyacaklarınız arasından da en hafifi. İlerleyen saatlerde Hiroshi, Junko'yu bir otel odasına götürdü ve ona tekrar tecavüz etti. Sonra Hiroshi, arkadaşı ve suç ortağı olan Ogura'yı aradı. Junko'nun bedeninin ne kadar güzel olduğunu ve ona uyguladığı tecavüzünü övünerek anlattı. Amacı bir nevi Ogura'nın canını çektirmekti. Ogura Hiroshi'ye heyecanla Junko'nun gitmesine izin vermemesini söyledi. O gecenin sabahı 26 Kasım'da Hiroshi, Junko'yu bir parka götürdü. Orada onu 17 yaşında
yaşındaki Ogura, 16 yaşındaki Minato ve yine 17 yaşındaki Watanabe bekliyordu. Onların her biri 18 yaşındaki Hiroshi'nin lideri olduğu çetenin üyeleriydi. İşte isimlerini birazdan sıkça duyacağınız suçlular bunlar. Bu dörtlü Junko'ya ailesinin evini bildiklerini ve eğer kaçmaya çalışırsa Yakuza'nın ailesini öldüreceğini söylediler. İşte Junko o andan itibaren bu dört çocuğun, dört zalimin esiri olmuştu. Çaresiz Junko, Ogura'nın evine götürüldü. Ogura'nın ailesi bu eve sıklıkla gelip kalıyordu. Bu bilgiye birazdan öfkeyle döneceğiz. O gün bu dört zalim acımasızca Junko'ya toplu tecavüz etti. Ona çok kötü davrandılar. O gün hiç yemek ve su vermediler. Zorla dans ettirdiler, istediklerini yaptırdılar. Ona bir köle gibi davrandılar. Junko'nun kaybolmasından iki gün sonra, 27 Kasım'da ailesi Junko'nun yokluğundan şüphelendi ve polise başvuruda bulundu. Bunu öğrenen Hiroshi ve arkadaşları hemen Junko'ya annesini aratıp evden kaçtığını ama güvende olduğunu, bir süre bir arkadaşında kalacağını zorla söyletti. Bunu Junko'ya birkaç kez belirli aralıklarla yaptırdılar. Amaçları seks oyuncakları yaptığı Junko'yu, kaybetmelerine sebep olacak tehdidi yani Junko'nun ailesini ortadan kaldırmaktı. Hiroshiler Junko'yu uzun süre esir tutmayı planlıyordu ve maalesef başaracaklardı. Bir gün Ogura'nın annesi ve babası eve geldi. İşte Junko'yu kurtaracaklar diye düşündüyseniz maalesef. İlk başta Hiroshiler Junko'yu Ogura'nın kız arkadaşıymış gibi davranması için zorladı. Ve Ogura'nın annesi ve babası da buna inandı. Ama sonrasında Hiroshiler bu anne ve babanın bu durumu pek de umursamadığını fark ettiklerinde artık her şeyi düpedüz yapmaya, hiçbir şeyi gizlememeye başladılar. Çünkü Ogura'nın annesi ve babası Ogura'dan, oğullarından korkuyorlardı. Bildiğiniz korkuyorlardı. Bu çocukların ne kadar tehlikeli olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Az önce birazdan bu bilgiye öfkeyle döneceğiz demiştim ya. Bu anne ve baba Junko'ya tüm yapılanlara şahit olmalarına rağmen günler boyunca hiç seslerini çıkarmadılar. Ve hikayenin en kan dondurucu kısımlarına geçiyoruz. 28 Kasım gecesi Hiroshi iki arkadaşını daha çağırarak toplam 6 kişi Junko'ya toplu tecavüz etti. Sonra Hiroshi Junko'nun herkesle işi o anlık bitince eline bir jilet aldı. Görüntüsünden rahatsız olduğu için Junko'nun özel bölgelerini tıraş etti. Bunu yaparken Junko korksun diye tenine çizikler attı. Ardından kendi eğlence anlayışınca bir kibritle Junko'nun o bölgelerini yaktı ve üzerine tekrar topluca tecavüz ettiler. Junko bir gün kaçma fırsatı buldu ama başaramadı. Hiroshi Junko'yu kaçmaya çalışırken yakaladı. Onu hep birlikte cezalandırdılar. Öncelikle her biri Junko'nun yüzüne ve bedenine defalarca yumruk attı. Sonra Hiroshi Junko'nun bacaklarını çakmak gazına buladı. Eline bir çakmak aldı ve Junko'nun bacaklarını ateşe verdi. O an Junko acılar içinde kıvranırken diğer herkesin yüzünde haz dolu gülümsemeler vardı. Hiroshi ve arkadaşları Junko'ya bunları yapmakla yetinmediler. Junko'yu çırılçıplak hale getirip neşeli bir müzik açtılar. Junko'yu zorlayarak önlerinde dans etmesini ve bunu yaparken mastürbasyon yapmasını istediler. Junko için o gece hiç bitmedi. Junko'yu yere oturttular. Cinsel organına uzun metal bir çubuk, aşırı ısıtılmış bir ampul, bira şişesi ve makas gibi nesneler soktular. Junko'nun anüsünde havai fişek patlattılar. Bunları anlatmak gerçekten zor. Ben anlatırken siz de muhtemelen dinlerken zorlanıyorsunuz ama Junko bunları ve daha beterlerini 44 gün boyunca bizzat yaşadı. Junko'nun yaşadığı 44 ölüm dolu gün burada sadece dakikalar içinde. Junko'ya her gün işkenceler uyguladılar. Her gün tecavüz ettiler. Junko'yu ellerinden bağlayıp tavana asarak kum torbası olarak kullandılar. Junko'nun bir meme ucunu penseyle kopardılar. Junko sık sık ölmek için Hiroshi ve arkadaşlarına yalvardı. Çünkü öldüğünde tüm bu acılardan kurtulmuş olacağını düşünüyordu. Junko ölmek istedi. Ama Hiroshiler Junko'ya daha çokça gün ölümden beterini yaşatacaktı. Junko'ya hiç yemek ve su vermediler. Onu acımasızca aç ve susuz bıraktılar. Bazen az bir miktar su veriyorlardı ama Junko öyle bir hale gelmişti ki bedeni suyu kabul etmiyordu. Suyu içtiği gibi kusuyordu. Anüsünde patlatılan havai fişek yüzünden tuvalete çıkamaz hale geldi. Yakılan bacakları onu yürüyemez hale getirdi. Junko'nun acılar içinde yerde sürünmekten başka çaresi kalmamıştı. Evin zeminine hapsolmuştu. Junko o kadar çok dövülmüştü ki yüzü tanınamaz hale geldi. Her yerinde şişlikler, ezikler ve morluklar vardı. Neredeyse gözlerini açamıyordu. Ve tüm bunlara rağmen Hiroshi ve arkadaşları perişan haldeki Junko'ya tecavüz etmeye ve üzerinde eğlenmeye devam ettiler. Junko acıdan kıvranırken onlar kahkahalarla. Bu Junko için
cehennem gibi geçen onca günden sonra 4 Ocak 1989'da Hiroshi, Junko ile bir oyun oynamak istedi. Junko oyunu maalesef kazandı. Bu oyunun bir ödülü yoktu. Aksine Hiroshi, Junko'ya karşı oyunu kaybetmeyi egosuna yediremedi ve onu acımasızca cezalandırdı. Bir mum yaktı. Eriyen mumun sıcak damlalarını Junko'nun yüzüne damlattı. Gözlerine de iki tane sıcak mum koydu. Onu kendi idrarını içmeye zorladı. Yetmedi, ekipçe dövdüler. Hiroshi ona vurdu, Junko zar zor ayağa kalktı. Hiroshi ona vurdu, Junko yere düştü. Junko zar zor ayağa kalktı, Ogura ona vurdu, Junko yere düştü. Junko zar zor ayağa kalktı, Minato ona vurdu ve Junko bir daha kalkamadı. Junko nöbet geçirmeye başladı. Yerde şiddetlice titrerken ağzından kanlar geldi. Hiroshiler buna rağmen durmadı. Ellerine kan bulaşmasın diye eldiven giydiler. Yerde Junko'yu yumruklamaya devam ettiler. Junko'yu evdeki birkaç kiloluk demir dumbbell'larla dövdüler. Dumbbell'ları Junko'nun karnına fırlattılar. Junko'nun etlerini ezdiler. En sonunda Hiroshi, Junko'nun tüm bedenini çakmak gazına bulayıp onu ateşe verdi. Junko bitap düşmüş bedeniyle, can havliyle kendini söndürmeye çalışsa da bunu başaramadı. Hareket edecek hali kalmamıştı. Üstündeki ateşi söndürmek için zayıfça çırpınan Junko bir süre sonra hareketsiz kalmaya başladı. Hiroshiler Junko'nun her zamanki gibi dayanamayıp bayıldığını düşündü. Ve o geceyi öylece kapatıp mutlu bir halde evlerine dağıldılar. Evet, aslında Junko oracıkta ölmüştü. Junko çok uzun süre hareketsiz kalınca Ogura Hiroshi'yi arayıp Junko'nun ölmüş gibi göründüğünü söyledi. Tüm çocuklar hızlıca eve geldi ve Junko'nun öldüğünü anladıklarında hepsini bir korku saldı. Suçlu olmamak için hemen cesetten kurtulmak istediler. Junko'nun cesedini bir battaniyeye sarıp küçük bir bavula sıkıştırdılar. Junko'yu bavulla bir depoya götürüp depoda buldukları bir varilin içine koydular. Junko'nun üzerine tam 208 litre beton döktüler. O varili de Tokyo'nun açık bir arazisine götürüp bıraktılar. İçinde 208 litre beton ve Junko'nun bulunduğu o varil 2,5 ay boyunca orada öylece durdu. Junko 4 Ocak'ta öldükten birkaç hafta sonra Hiroshi ve Ogura 19 yaşındaki başka bir kadını kaçırıp tecavüz ettikleri için gözaltına alındı. Yani Junko'ya yaptıklarından değil, başka bir suçtan gözaltına alındılar. Ama merak etmeyin, Hiroshi sayesinde polisler Junko'ya yapılanları öğrenecek. Polis Hiroshi'yi ve Ogura'yı ayrı ayrı sorguladı. Hiroshi sorgudayken Ogura'nın polislere Junko'ya yaptıkları şeyleri çoktan itiraf ettiğini varsaydı ve polislere Junko'yu ve cesedin yerini tüm detaylarıyla anlattı. Polisler ilk başta şaşırdı çünkü Hiroshi'yi başka bir suçtan yargılıyorlardı. Hiroshi bu sayede kendini deşifre etmiş oldu. Hiroshi, Ogura, Minato ve Watanabe gözaltına alındı. Onlar mahkemede isimleriyle değil, sırasıyla A, B, C ve D olarak adlandırıldılar. Temmuz 1990'da hepsi cinsel saldırı amacıyla kaçırma, alıkoyma, tecavüz, saldırı, cinayet ve bir cesedi terk etme suçlarından hapis cezasına çarptırıldı. Junko'ya tüm bu canilikleri yapan suçluların kaç yılla cezalandırılmış olmasını beklerdiniz? 30 yıl, peki 50, belki müebbet. Dilerdi ki müebbet olsun ama hayır. Hiçbiri henüz 18 yaşından büyük olmadığı için müebbet cezasına çarptırılmadılar. Onlar çocuk suçlu olarak yargılandı. Ekibin lideri olan Hiroshi sadece 20 yıl, Ogura sadece 10 yıl, Minato 9, Watanabe ise sadece 7 yıl. Yatıp çıktılar. Lekelenmiş soy isimlerini değiştirdiler ve hayatlarına hala devam ediyorlar. Tek istediği mutlu bir hayat yaşamak olan, tertemiz, hiç suçu olmayan, neşe ve umut dolu, tatlı Junko'ya yapılanların bedeli bu muydu?